Merhaba arkadaşlar, PES sevenler bir Likanın. hoş geldiniz. Bugün Konami Cup'ta oynadığım tüm maçları bu videoya sığdırmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, görüntüler üzerinden hem değerlendirmelerini yaparız, hem güzel pozisyonlar var, onların kritiklerini yaparız arkadaşlar. Ee, 4 maç oynamıştım bugün Konami Cup'ta. Yendim, yenildim, berabere kaldım. Tüm skorları tattık arkadaşlar ve hepsinin üzerine bugün değerlendirmelerimizi yaparız. Sizlerin de, sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar oyunlarla alakalı. Ee, i̇lk maçımız arkadaşlar ben Manchester City'yi seçtim. Aslında niye Manchester City'yi seçtim? Sonradan kendime de sorguladım. Çünkü çok fazla elimde Manchester City'den de oyuncu yoktu. Hani hücum anlamında vardı. Normal kart olan oyuncular var. Burada çıkarken bir Santra'dan şansımı denedim arkadaşlar. Şöyle bir Agüero'nun önüne bir atayım dedim. Tam da iyi yakaladık ama vuruşu etkili yapamadık. Orada daha etkili, belki topun dibine de girebilirdik. Ya da kontrol edip de vurabilirdik. Olmadı. Burada kornerden güzel geldik ama kale isabeti sağlayamadık. Yoksa maçın başında öne geçecektik. Yani bu maçta epey şut oldu. rakip arkadaş da çok şut çekti. Ben de şutlar çektim. Yani güzel şutlar da var bir bakıma. Yani önemli anları hem rakip adına hem de kendim adıma sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani genelde ben verkaç yakalamaya çalışırım. Daha önceki maç özetlerini izleyen arkadaşlarım varsa hani Agüero'yu da gördüğüm zaman hemen bir top verip alışveriş yapmaya çalışıyorum. Burada tekrardan Agüero'nun önüne işte bu sefer iyi vurduk aslında. İlk Santra'daki pozisyonda vuramamıştık ama tekrardan golün tekrarını gösterelim. burada Agüero'nun önüne bıraktık. Agüero'nun bende normal kartı var arkadaşlar. Hani kulüp seleksiyon ya da potve kartı değil bu. Burada tabii rakip arkadaş geliyor. O da Barcelona'yı seçmiş. Messi ile Messi'nin sağ ayağına geldi. Gelişine vurdu isabet sağlayamadı Aslında müsait yani kontrol edip de, de vurabilirdi Belki ama tabii o an insan şu da basıyor Ben de öyle oluyorum arkadaşlar her zaman kontrol edip vuramıyoruz hani bir heyecan oluyor Hani hemen vuralım diyoruz ama aslında sonradan bakıyorum ya kontrol edip vursam daha da etkili olabilirdi diye düşünüyorum ama iş işten geçmiş oluyor ee, rakip Tabi 0 tehlikeli bir skor arkadaşlar rakip bir gol attı an burada da iyi geldi. Yani kaleci Ederson ayağıyla çıkardı. Eşitliği sağlıyor tabii ki. Hani 1-0 skorlar tehlikelidir. 2'ye atmak gerekiyor bir bakıma. Burada gördüğünüz gibi rakip arkadaş geliyor. Hani bayağı bir hissettirdi oyunda kendini. Burada da ceza sahası dışından bir şutu kalecin üstüne geldi. Yani belki sert köşeye de gidebilirdi. Şöyle Ederson'la hemen bir çıkıyoruz. Bakalım ya pas oyunuyla bir boşta adam yakalayabilirse kanattan. Burada güzel geldik. Bernardo Silva kesti. Şans anı benim için ters vuruş oldu. Golüm tekrarını izleyelim. Hani arkadaş atlamadı. O da herhalde bakmak istedi. Şimdi sanırsam ee, pas attı galiba. Tabi geriye paslarda ben de bazen kendi kaleme gol atıyorum. Hani kaleciye pas vereyim diyorum. Sonra bir bakıyorum gol oluyor. Hani o an iyi bir pas olmaya da biliyor. E, geri paslar bazen tehlikeli olabiliyor arkadaşlar. Sanırsam öyle yaptı. Geri pas denedi. Hani kaleciye vereyim dedi. İşte bazen gol olabiliyor bu. 2-0. Dakikalar 87. Toni Kroos yoruldu. Ben Toni Kroos'u çıkarmayayım dedim. Zaten maçın sonları. Ama çıkarmadığıma da sevindim. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Kroos çok güzel pas bırakacak burada. Yine Toni Kroos hucuma geldi. Yorgun Kroos. Şuradan ara pasını yolladı son anda. Aguero bu sefer güzel vurdu. Yani Kroos'u çıkarmadığıma bir bakıma sevindim. Yorulmuştu. Golün tekrarı. Son anda pası verdi. Agüero yakın açıdan. Gole dönüştürdü topu. 3-0. İlk maç tabii iyi bir skorla bitti. Ee, göreceksiniz maçtan sonra arkadaşlar. E, rakip arkadaş da çok şut çekti. Hani şanslı olan taraf bendim. Biraz kaleye yakın yerlerden vurdum. Ben hani gol olma ihtimali daha yüksekti. Ee, arkadaşın da 6'ya 4 şutları var. Yani 6 şut çekti. Kaleye isabetli 4 şut. Biraz ceza sahası dışından olduğu için şutlar. E, gol o yüzden belki olmadı. İkinci maçımız. Yani Manchester City'yi aldım. İkinci maçımızda bakalım kim girecek. Paris Saint Germain seçmiş. Mustafa Korkut isimli arkadaşımız. Belki de kanaldan bir arkadaşımızdır ya da bu videoyu izleyecektir. Yani kadrosu beni şaşırttı. E, 4-2-1-3 sistemiyle oynuyor. Hani gümüş top oyuncusu falan da var. Onu gördüm öyle bir. E, bak Ama gerçekten güzel top oynuyor arkadaşlar. Çok beğendim yani oynamasını. Burada tekrardan Santra'dan bir çıkıp şansımı deneyim dedi ama Agüero'yu kaçıramadık. Burada Bonitçi girdi araya. Uzun atıyor. Mbappe şimdi Paris Saint Germain'i seçtiği için bir de elinde Mbappe var arkadaşın. Mbappe çok tehlikeli oluyor. Yani ben geçen hafta Paris Saint Germain'i seçtiğimden biliyorum yani Icardi, Mbappe çok etkili bir şekilde. Çünkü yüksek kondisyonla çıkıyorlar. E, yorulmak nedir bilmiyorlar ve yani çok etkili oynuyorlar. Burada şöyle bir içeriye kestik. Agüero'yu vurduk ama olmadı. Yani şey kafayı iyi bir yerleştirebilseydik. Yani belki de yerden ortada deneyebilirdik. Tabii göre varsa yerden yollamak daha mantıklı olabiliyor. Çünkü yerden affetmiyor çoğunlukla. E, tek vuruşları olan bir oyuncu hani güzel vuruşlar yapıyor. Ben genelde hani ayağa oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Uzun top atma seçeneği de var tabii ki. İleride hızlı bir oyuncu olduğu zaman uzun top da atılabiliyor ama yani son zamanlarda, son haftalarda hep ayağa oynamaya çalışıyorum. Yani uzun topu en son çağrılak. Düşünün burada Mbappé'yi öyle bir kaçırdı ki gole bakın ya. Çok temiz gol attı. Şurada De ile şu pası atamadım. Dönen arkadaş kaptı. James Rodriguez, Mbappé şut çekmedi. Direkt Ronaldo'yu verip boş kale yaptırdı. Çok temiz bir gol attı bana. Yani orada De Bruyne'ye çok kızdım. Kendime de kızdım. Yani o pası geçiremedi diye. Burada sağdan çok güzel geldik Arnott'la ama biz topu iyi kesemedik içeriye. Yoksa hazırlanış anlamında güzeldi. Hoşuma gitmişti pozisyon. Yani burada Berkaç'la Agüero'yu kaçırıp hani bir pozisyona girmeye çalışıyorum. Hani içeriye şöyle bir dönüp şurada işte biraz pas güçsüz kaldı. De buluşturamadık. Tek ofans forta sağlı oynuyorum. debri ile oynuyorum arkadaşlar. Bir dost bir göbekle çıkıyorum. Eğer risk alacaksam artık maçın bazı son dakikalarına doğru iki OOS'ye yani ofans forta sağa dönüyorum duruma göre burada delight'la. Yani bu maç 1-0 rakip önde. Gol arıyorum. Ee, ama rakip arkadaşlar bugün oynadım tüm arkadaşlar gerçekten onlar da oynamaya çalıştı. Ben de oynamaya çalıştım. Oyunu hiçbir şekilde çirkinleştirmedik. Hani ne onlar ne biz. Ee, oynamaya çalıştık. Bu anlamda çok güzeldi. Ee, bazen maç oynarsınız. Olmuyor hani rakip 1-0'a geçtiği zaman sürekli kalesinin önünde paslar yapıyor filan hani Kapamıyorsunuz dakikaları bitirmeye çalışıyor mesela Hani öyle bir durum da yaşamadık Rakip önde de olsa geride de olsa ya da ben aynı şekilde Oynamaya çalıştık hep Burada göre öyle kaptım ya Şutu çektik ben buna gol dedim ya Ben burada dedim falsa söyle yollayayım köşeye Olmadı yani orada istediğimiz vuruşu yapamadık Çok da güzel açıydı ya merkezden vurduk yani Belki de ne bileyim falso yerine direkt vursa mıydım diyorum sonradan da. Yani benim bir gole ihtiyacım var. Rakip arkadaş da çok şanslı. Ya bir tane top kaybettik. Orada cezayı anında kesti. Yani çok güzel paslaştı. Orada boş kaleye attı gördüğünüz gibi. Yani James Rodriguez'i de var. Ceza sahasında da çok etkili James Rodriguez'in. Burada Agüero'yu şöyle bir kaçırmayı denedim. Arkadaş orada bir çıkarken hata yapınca kaptık. İçeriye bir pas. Bernardo Silva ile şöyle bir pas şey yerden bir şut denedi. Golün tekrarı. Yani ben bir eyvah dedim. Acaba gol olmayabilir mi? Burada Bernardo iyi geldi burada. Skoru 1-1'e bir getirdi. Tabi skor birbiri olunca insan şöyle bir rahatlıyor. Yani en azından oyunu dengeledik diye. Bir de dakikalar 82 yani 80'e de geçtik yani. Güzel maçtı. Çok keyifli bir maç oldu açıkçası. Ve maçın son dakikaları artık. Maç ikinci maçımızı da 1-1 bitirdik arkadaşlar. Yani buradan da maalesef bir sonuç ben kendi adıma çıkaramadım. Ama keyifli maçtı yani. Oynayan arkadaşımız belki de kanaldan bir arkadaşımızdır. Yani eğer kanaldan bir arkadaşımızsa yani yorumda yazabilir tabii ki. Çok keyifli, güzel, çekişmeli bir maç oldu. Mücadeleci bir maç oldu. O anlamda ben keyif aldım. Yani her zaman goller, gol pozisyonları olmayabiliyor ama güzel paslaşmalar oluyor. Zorluyoruz birbirimizi. Bu üçüncü maçıma çıkacağım arkadaşlar. Üçüncü maça çıkarken bayağı bir bekledim. Yani biliyorsunuz bazen online maçlarda bekle 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 gelmiyor rakip. Gelir gibi oluyor geri bağlantı düşüyor mu ne oluyor. Adam gibi oyuna e, isimli arkadaşımız geldi. Yani belli bizden bir arkadaşımız. Bakalım ya yani belki de kanaldan bir arkadaşımız da olabilir diyorum. Yani bu videoda belki bir gün izleyecektir. 4-3-1-2 sistemiyle çıkıyor. Derecesi de yüksek bir arkadaştı. Yani... Böyle biraz maça başlarken çekindim hani açıkçası. Çünkü yaptığım bir hatada cezayı kesecek. 4-3-1-2 sistemiyle oynuyor. Merkezden gelecek. Eee paslaşmayla ortadan geleceğini düşünüyorum tabii ki hani 4-3-1-2 sistemiyle. Kanatlardan gidebilirsem çoğunlukla kanatlardan artık paslaşarak bir şekilde gitmeye çalışıyorum ben de. Yani olabildiğince topu tabii ayağımda tutup paslaşma oyunuyla rakibe fırsat vermemem gerekiyor. Rakip zaten 4-3-1-2'de kaptan hızlı çıktan tehlikeli olabilir. Yani çünkü 4-3-1-2'de sisteminde hızlı çıktığın zaman ileride iki tane santifor var. Bir ver boşa çıkıyor orada bir oyuncu. Ve rakipte de Rashford ve Mbappe gibi iki tane hızlı hücumcu var. Arkalarında da Messi var ofansif orta sahada. Tabii ki hani bu maçta yani iki taraf adına da böyle ben rakibi tehdit olarak görüyorum. O da tabii ki doğal olarak beni tehdit olarak görüyordu. Yani yapılan bir hatanın telafisi olmayabilir. Öyle bir maç oynuyoruz. Burada Sterling'i bekledim. Geldi. Şutu köşeye yolladık. Gol oldu. Burada tekrardan golü izleyeceksiniz. Topu kaptım şurada. Pas verecektim de Sterling'in biraz daha koşmasını bekledim. Birazcık bekledim. Sterling geldiği zaman yolladım ama yetişemeyebilirdi. Yani şansıma yetişti orada. Orada da köşeye yuvarladık. Ya 1-0 geçtik tabii ki. Ama yani bir, burada çok güzel geldi Santra'dan. Tekrar ne o da izletti. ben tıklamadım. Bir bakayım dedim nasıl çıkıyor diye. Arkadaşlar derslik bir çıkış yaptı. Hoşuma gitti. Buradan Rashford'a geldi. Hani rakipten de bir şeyler öğrenmeye her zaman çalışıyorum ben. Burada Rashford'la Santra'dan çok güzel geldi. Ve korner vuruşu. Ya burada Fabinho'yu çektim. İkisi de çıktı hava topunu ama vuramadı Fabinho. Düşen topu arkadaş tamamladı. Ve 1-1'e bir getirdi skoru. Tekrar izleyelim. Biraz yakınlaştırdım burada. Fabinho'yla çıkıyor hava topunu ama. Yani orada Fabinho kafayı vuramadı. Ee, olmadı. 1-1 oldu sonuç. Yani şimdi oyun dengede tabii ki. Atan öne geçecek. Belki de atan kazanacak gibi bir maç oldu. Çünkü hani çok gol pozisyonu yok. Ama ikimiz de gole yakın gibiyiz. Hani birimiz hata yapsa diğeri cezayı kesecek gibi bir oyun var ortada. Hani öyle bir maç. Yani tabii ben doğal olarak rakipten de çekinerek oynuyorum. Hata yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yani rakip güzel paslaşarak hızlı bir anda çıkabilir. İki şutu var. Benim bir şutum var. Bir de bir isabet. Onun da iki de iki. Ve bir birlik skorla bitti ilk yarı. Santrası çok tehlikeli olduğu için bu sefer Santra'da dikkat etmeye çalışıyorum. Yine iyi geldi. Şurada son anda tabi bozduk. Yani yine Santra'dan çok etkili bir şut çıkarabilirdi arkadaşımız. Ya, olabildiğince tabi topu ayağımızda tutup paslaşıp oynamaya çalışıyoruz ama 4-3-1-2 sistemine karşı ben de 4-3-3 L-Roman'ın sistemiyle oynuyorum. Ben geniş, onunki ortadan oynanan bir sistem. E, tamamen birbirinin zıttı sistem. Yani benim oyun anlayışım, e, menajerimin oyun anlayışı geniş. Sahaya geniş yayılıyor. Hucumu da geniş, savunması da geniş. E, rakip ortadan gelen tabii ki bir sistemle oynuyor. Eğer iyi verkaçlar yaptığı zaman tabii ki bende savunmada çok boşluk yakalayabilir. Burada sağdan hemen kaçırmaya çalıştım. Kanatlardan gelip içeriye kestik. Agüero işte en sevdiğim uyu. Yerden ortaları tekrar izliyoruz arkadaşlar. Yani havadan değil de yerden orta yapmak özellikle de Agüero'ya çok daha etkili oluyor. Çünkü hani yerden çok etkili. Tek vuruş, temiz vuruş yaptı. 2-1'e getirdi skoru. Ama gol biraz erken dakikada geldi. ikinci yarının başlarında geldi. Hani Böyle 80 85'te gelse derse ki tamam ya maç bitti gibi bir şey ama yani skor 2-1 ve daha çok uzun dakikalar var. Yenecek bir golde skor 2-2 olacak. Belki de maç dönecek. O yüzden yani üçü atmak zorunda hissediyorum kendimi. Rakip de tabii ki o da golü arıyor sürekli. Dakikalar birbireriyor. Hani kanatlardan şöyle kaçmaya çalışıyorum. Şöyle bir debir oynanın önüne. De Bruyne'nin yüksekten pası da çok iyi arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Burada Agüero'ya güzel pas attı. Donnarumma. Onun üzerine gitti. Tabii yer mi Donnarumma o golleri? Şurada bir orta. Şöyle bir denedik kornerden. Ama olmadı. Ya aynı onun attığı golü ben atayım dedim. Hani orada önüme düştü. Maalesef ben vuramadım. Orada hafif bir donma oldu. Hani kayarak da aldım ben. Faul dedim vermedi. Bu aralar faullerde bir sıkıntım var anlamıyorum. Ya yani yanlış veriyor bazen. Ya vermiyor. Birbirine vuruyor oyuncular. Bu maçı kazandık arkadaşlar. Ama çok böyle zorlayıcı bir maç oldu. İki taraf adına da zorlayıcı bir maç oldu. Yani şanslı taraf bendim. Yani pozisyonu az bir maçtı. Burada da yine bizden bir arkadaşımızla oynuyoruz. Galatasaray seçmişti ve Ronaldinho arkadaşlar. Yani insan sevdiği birini başkasının yanında görür ya. Öyle oluyor. Şöyle bakıyorum. Yani Ronaldinho'yu rakip arkadaşta görüyorum. İçim gidiyor böyle. Hani keşke bende de olsa. Sevdiğimiz bir oyuncu. Yani güzel maç. Bu son maçımdı arkadaşlar. Final maçımdı. Dördüncü maçımdı. Bugün Konami Cup'ta. Ya burada tabii ki İstediğimiz şutu çekemedik. Orada top kontrolü kötü oldu. Çok da basmıştı. Vurayım dedim yani. Bir şekilde hata bitirmek lazım. Eğer kaptırırsak tabii rakip de hızlı çıkıyor. O da 4-3-1-2 ile oynuyor. Üst üste 4-3-1-2 ile oynayan ikinci arkadaşımız oldu. Burada çok güzel geldi. Ya bu golü izleyelim arkadaşlar. Aslında ben bu golü daha sonra 5-10 defa izledim yani. Şu paslaşmalara bakın ya. Ronaldinho'dan Griezmann'a çok temiz bir vuruş. Ben bu golü tekrar tekrar kayıttan izledim arkadaşlar. Öyle bir paslaştı ki. Ben de o sırada maçta bir dondum yani. Koptum orada. Ceza ayağında kesti. Harry Kane Griezmann ikilisi var ileride onda. Arkalarında Ronaldinho. Burada bir afalladık ama nasıl olsa maç bitiyor diye vur dedim. Sonunda vurdu bitirdi. Çok az gol pozisyonu vardı. Bu maçın genelinde çok az gol pozisyonu vardı. 1-0 geçti rakip arkadaşımız. Hani şurada bir denk geldik ama pası iyi atamadık. Yani benim ayağıma bir şans geldi. Belki bir bir yapabilirdim. Zaten maç boyunca iki taraf adına da çok az gol pozisyonu var. Yani atan ya kazanacak ya da berabere bitecek gibi bir maç var. Buradan tekrardan kanattan geliyorum. Alexander Arnold'la şöyle bir çektik, ortaladık ama olmadı. Agüero'ya isabet sağlayamadık. Dakikalar tabii 1-1 bir bir eriyor. Yani rakip arkadaşta da güzel oyuncular var. Nedved de buradan bir şut çekti. Netvet'in şutlarını ben beğeniyorum ceza sahası dışından. Sanırsam efsane kartı vardı arkadaşlar. İkon kartı değildi galiba. Efsane kartı vardı. Ben de de efsane kartı. Burada mount'la çekip vurayım dedim ama ya Piki orada çok güzel önü kesti. Artık maç da bitiyor arkadaşlar. Son dakikalardı. Bu da benim yenilgim oldu arkadaşlar. Rakip arkadaşı tebrik ediyorum. Belki de o da kanalımızdan biridir ya da bu videoyu izleyecektir. Buradan da tebriklerimi iletiyorum kendisine. Güzel keyifli oyunlar oldu arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Yani pozisyonlara da bir bakalım. Az pozisyon vardı diye hatırlıyorum. Hani zaten çok fazla gösterecek bir şey yoktu. 2 2. Arkadaş bir isabet çok güzel ama hazırladı pozisyonu. Hani izleyebiliyorsanız tekrar tekrar Arif Çolak arkadaşmış. İzleyin derim. Derslik bir gol attı bana. Ben bayağı bir izledim. Hani tekrar tekrar izlemek istiyorum çünkü hazırlanışı bakımından harika bir goldü. Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.